أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun kıymetli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Efendim, artık Ramazan'ın ilk 10 günü, dün akşam da size arz ettiğim gibi, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi tamamlanmakta. İnşallah Cenab-ı Hak Ramazan-ı mağfiret nişanın şikayetinden emin eylesin ve tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadet ve taatı kusuru küsuruyla inşallah en yüksek dereceden Cenab-ı Mevla kabul eylesin. Biz Kur'an-ı Kerim için Ahmet Çalışır hocam bizlerle, Ahmet Çalışır hocamı dinlemek üzere hemen sözü oraya, Kelamullah'a dinlemek için aktaracağız. Fakat yine sizlerden ricam, Kelamullah'ı huşu ve huzurla dinlemeniz. Bu arada çok önemli konuları konuşmak üzere Dilaver Selvi hocamız bizlerle beraber olacak ve bu sohbeti kaçırmamanız gerektiğini acizane hatırlatıyorum. İnşallah bu günler geçmiş günlerimizden daha güzel olarak bayrama, bayramdan sonraki günlere de en güzel şekilde erişir. Şimdi hocamızı sıcak altında çok bekletmeden Kur'an-ı Kerim'i dinleyelim efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Alam neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrake allazi أنقض ظهرك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Allah razı olsun Ahmet Çalışır hocamızdan. Duha suresi ve İnşirah suresi. Bazıları bu sureleri bir sure ve birbirini tamamlayan sure, hatta ikisi birbirinden ayrılmayan sure diye bile söylemiş. Müfessirler bu konuda fikirler beyan etmiş. Duha suresi ve İnşirah suresi. Duha suresinden sonra kıymetli hocamız az evvel talim ettiler. Allahu Ekber demek, kıraatin vaciplerinden sayılıyor, sünnet olarak sayılıyor, fakat okuyuşun vaciplerinden sayılıyor. Tekbirler getiriliyor Duha suresinden. Duha suresi Kur'an-ı Kerim'de nirengi bir nokta. Hatta Duha suresi talim içinde derler ki, bir kişi Sübhanekallahümme ve bihamdikle başlayan tecvidini, ağzını Kur'an'a yakıştırmak. Hani bu tabiri sıkça kullanıyorum. Eskiden güzel Kur'an okuyor demezlermiş. Ağzı Kur'an'a yakışıyor derlermiş. Kur'an'a ağzı yakışsın diye tecvid, hurufat, mahreç dersi alınır. Harfleri telaffuz etmek her şartta, yavaş da okusa, hızlı da okusa aynı kıvamda harfleri çıkartabilmek için hafızlar bir talim görürler ve kolay iş değildir efendim bu. Rahmetli hocamız, Allah gani gani rahmet eylesin, Abdurrahman Gürses hocamızın ve yine onun rahmetli talebesi, Allah rahmet eylesin, Mehmet Çevik hocamız derdi ki, Fatih'cim derdi, biz hurufat tecvid için çalıştığımızda o kadar çok ağzımızda o harfleri telaffuz için uğraşırdı ki, akşamleyin yurda geldiğimizde veya yemekhaneye geldiğimizde talebeyken, buralarımızın sancısından çorba dahi içemezdik derdi. Fakat kolay olmuyor işte. O sebepten dolayı Kur'an-ı Kerim'in mahrecine, Kur'an-ı Kerim'in talimine gayret edenlerin Allah vücuduna cehennem ateşini haram kılıyor. İşte derler ki, mahreç ve talim üzere gidildiğinde Duha suresine kadar gelen, yani İhlas Felak Nas olarak başlayıp Duha suresine kadar talim gören kişiler artık ağzı Kur'an'a yakışır hale gelir derler. Demek ki Duha suresinin hem talim açısından hem kıraat açısından muhteşem bir yeri var. Evet dostlar, yanlış hatırlamıyorsam İmam Cafer-i Sadık Hazretlerine bir gün soruyorlar. Duha suresinin mahiyetini arz etmek için birkaç satır daha konuşacağım. Sizler de dinlemek lütfunda bulunursanız. Kendisi diyor ki, sizler Kur'an-ı Kerim'deki en müjdeli ayeti hangisi bilirsiniz? Onlar da diyorlar ki, yani Zümer suresindeki ayeti biliriz.
Malum o ayet şu, estaizu billah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru zunube cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim. Diyorlar ki biz bu ayeti biliriz. Çünkü burada Allah Teala ne olursa olsun, hangi günah olursa olsun onu mağfiret edeceğini söylüyor. Hatta istiğfar etmeye fırsat bulamayanlar bile bu ayetin hükmü altında Cenab-ı Hakk'ın meccanen merhametiyle de kurtulabilir diyorlar. Hazreti İmam şöyle diyor. Evet, umumi rahmet, bütün insanlık için rahmet veya bütün insanlık için mağfiret olduğunda bu hakikaten büyük bir müjdedir. Fakat size bir şey söyleyeyim mi? Biz Ehl-i Beyt-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, yani Resul-i Ekrem Efendimiz'in sulbünden ve onun Ehl-i Beyt'inden gelen insanlar, en üstün mağfiret, en üstün müjde ayetini hangisi olarak biliriz biliyor musunuz? Deyince Hazreti İmam şöyle cevap veriyor. İşte Duha suresindeki Estaizu billah ve le sevfe yu'tike rabbuke fetarda. Rabbin sana muhakkak verecek. Öyle bir ihsanda bulunacak ki sen artık o atağının, o verginin, sana verilen güzelliğin karşılığında fetarda, razı olacaksın, tamam diyeceksin ayetidir diyor. Neden? Çünkü diyor Hazreti İmam, benim ceddi pakim Hazreti Muhammed Mustafa ümmetinden bir kişi bile cehennemde olsa asla razı olmayacak. Duha suresi çok müjdeli bir ayeti kerime. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevindiren, çok sevindiren bir ayeti kerime. Ve Hazreti İbn Abbas buyuruyor ki, vadduha, Bismillahirrahmanirrahim, vadduha. Duha vaktine, kuşluk vaktine yemin olsun ki, valleyli izâ sece, ve tam sükunetini, tam karanlığını, tam geceliğini ortaya koyan, karanlığıyla artık sükunet halini gece hissettirdiği an, geceye de yemin olsun ki. Ayet-i kerimelerinden kasıt, Hazreti İbn Abbas şöyle diyor, evet hepsine işaret vardır fakat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek veçine işaret vardır. Çünkü Allah Resulü'nün cemali olmasaydı bizler karanlıklardan kurtulamazdık. Ve Allah Teala diyor Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz, Cenab-ı Hak fani olan, gelip geçici olan şeyleri sevmez. O halde vadduhadan kasıt Resulullah'ın hiç kaybolmayacak olan cemalidir. Az evvel birileri geldi. Dediler ki efendim bir hacet namazı kılın da bak o zaman bizim bağlı olduğumuz hocanın da büyük makamı olduğunu, şöyle olduğunu, böyle olduğunu göreceksiniz diye kendilerince bir şey saçmaladılar. Hiç unutmuyorlar ki Resulullah'sız, sallallahu aleyhi ve sellem'de erimeksizin, onun muhabbetinde erimeksizin hiçbir yol bulunmaz. Allah sizleri muhafaza eylesin. Ama nasıl edecek? Cenab-ı Hak bu muhafazasını nasıl ki bizim üstümüzün şu anda soğuktan sıcaktan korumamız için bir elbise verdiyse, nasıl ki kendimizi korumamız için bir akıl verdiyse, dünyadaki işlerimizi görmemiz için bir şey verdiyse, Allah Teala ahlaksız fakat ahlaklı gibi görünen ve insanları kapmaya, çarpmaya, çırpmaya çalışan insanların zulmünden, zulmetinden ve nurdan zulmete çıkartacaklarına, nurdan zulmete, zulmete çıkarttıklarından, zulmetten nura götüreceklerine, zulmetle insanı maalesef derbeder ettiklerinden dolayı bizlere bir Muhammed kisvesi vermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini vermiş. Bir kişi de Resulullah muhabbeti olmadan, aşk ile Efendimiz'e yanmadan, hangi yola, hangi dine, hangi imana Allah'ın razı olduğu şekilde ulaşabilir? Mümkün değildir.
Vedduha suresini çok iyi bilmek lazım. Vedduha suresini sevmek lazım. Vedduha suresinin şefaatinden ümit etmek lazım. Ve Vedduha suresinde bir ayeti kerimeye daha dikkat çekip tefsirini sizin okumanızı tavsiyede bulunuyorum haddim olmayarak. Bazıları diyor ki Duha suresindeki ayeti kerimeye bakarak, bak gördünüz mü? Resulullah da dalaletteydi. Allah ona hidayet etmiş diye söylüyorlar. Evet. Kıymetli dostlar, benim rahmetli hocam derdi ki, oğlum deliyim demek iş değil, mesele zırva bulmakta derdi. Şimdi bu ayeti kerimenin manası bu mudur? Hayır. Bendeniz her ne kadar elimdeki notlara bakıyorum zaten meal için, fakat şunu hatırlatayım. Oradaki diyorlar alimler, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى, seni Allah sapık buldu da haşa, hidayete erdirmedi mi? Bu ayet böyle anlaşılmaz diyorlar. Ya nasıl anlaşılır? Bir kere güzel kardeşlerim, Cenab-ı Hak bir şeyi bulmaktan münezzehtir. Allah için buldu tabir edilmez. Bunun Türkçe karşılığı bulmak değildir. Arapçada vecede kökü icat kökünden gelir. Vavacedeke dâllen sözünde seni öyle icat etti de demektir. Yoksa haşa, Allah neyi aramış ki bulmuş? Allah eğer bir şeyi arayıp buluyorsa Allah'lık, uluhiyet bundan münezzehtir. Seni dalalette buldu da sözü bir kere yanlıştır. Seni o şekilde icat etti demek lazım. Peki devamı nasıl? Devamı şöyle. Dal kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ve Arap edebiyatında çok şiddetli aşk manasına geliyor. Aşkından ne yapacağını bilememek. Bunun delili Sure-i Yusuf'ta Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın "Ve fî dalâlikel kadîm" ayeti kerimesinde var. Ne yaptığını bilmeyecek kadar kendinden geçme ve o muhabbette olma haline dal veya dalal kelimesi yapıyorlar. O zaman mana şöyle oluyor. Ey Habibi Zişan, sen Allah Teala'ya müştak ve aşık olarak kendinden geçerek o Allah'a nasıl vasıl olacağın ve o aşkın haberini nasıl alacağın ve bu muhabbete insanları nasıl sevk edeceğin hususunda kendini bilmez Allah'a çok 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 fart-ı muhabbetle muhabbet ettiğinde, seni Allah öyle icat ettiğinde, etti de fehedâ, seni sonra vuslata erdirmedi mi? Vuslat yolunu ümmetine açmadı mı? Sakın ha! Hangi hoca, hangi insan, hangi kişi, hangi kitap Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisini önde gösteriyor? Onda bir tahfif nazarı var. Onda tefsir ederken Efendimiz'i ekarte eder bir davranış varsa, işte o Allah'ın namusu olan Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O kişiden uzak durmanız için ilk alamet size aşikar edilmiştir. Muhammedsiz bu Allah muhabbeti olmaz. Kimler kendisini onun önünde görüyorsa, o kişiden, o eser gibi görünen karalamalardan, üsluptan kendinizi hemen muhafaza ediniz. Bu sözlere ruhaniyet-i Resulullah şahit olsun. Sizler dinlediniz, Allah sizlere de şahit olsun. Ve ha kadar günahkar olursak olalım, haddimizi bilelim ki sıfırlar birin arkasında kıymet kazanırlar. Birin önüne geçerlerse hiçbir işe yaramazlar. İşte Duha suresi. Bu aşkla, bu muhabbetle okunsun efendim. Allah'ın rahmeti selamı üzerinize olsun. Ya Rabbi aşkını ver bana.
aşkını ver bana efendim. Bu diyeyim Allah Allah döne döne. Aşkın ile yana yana efendim. Allah Allah döne döne. Aşkın ile yana yana efendim. Bu diyeyim Allah Allah döne döne. Mevlam koma Allah Allah senden yana. Mevlam koma beni bana efendim. Al gönlümü Allah Allah senden yana. Müştakı Allah Allah döne döne. Müştaki oğlu ben sana efendim. Bu diyeyim Allah Allah döne döne. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet kıymetli dostlarımız, kıymetli kardeşlerimiz. Aslında dost tabiri bir tek Allah için kullanılır ama. Çünkü Hazreti Mevlana öyle diyor. Dost seni hiç terk etmeye de denir ki meydanda bu alemde dost tabiri ancak Allah içindir diyor. Fakat o dostu bilenler olarak o dosttan yana dostlarımız herhalde böyle bir tevhili hak ediyor. Efendim Duha suresinde çok kısa bir hususu kıymetli hocamdan müsaade alarak hatırlatmak istiyorum ki biraz da neşeli olarak hocamıza sohbeti tevdi kılalım diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetinin sonradan olduğunu söyleyenler, sizleri küçüklüğünüzdeki en basit ilmihal dersine davet ediyorum. Çocukken bize sorarlardı. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalu beladan beri. Kalu bela ne demek evladım? Elestü bir rabbikümün cevabı. Rahmetli Ali Yakup Hoca da cenkçiler, kendisine yetiştim. Derdi ki, yahu azizim, şunun manasını çocuklara öğretsek yeter.
sadece ezberletiyoruz derdi. Evet, ne diyoruz yani? Elhamdülillah Müslümanım. Ne zamandan beri? Kalu beladan beri. Elestü bir rabbüküm diye Allah Teala ruhlar aleminde bize hitap ettiğinde biz Müslümanız. Öyle mi? Öyle. İtikadımız bize bunu öğretiyor. Peki gözüm, benim gibi günahkar bir insan, fıskı fücurla iştihar etmiş bir insan, ruhlar aleminde Müslüman oluyor da, ümmeti olarak şereflendiğim o zat-ı âli, kırkından sonra mı hidayete eriyor? İnsaf, el insaf, el insaf. İnsanlar modernizme uygun bir İslam anlayışını akıl baskın ve kompleks hissederek o iman anlayışını bize zorla bir şey anlatmaya çalışırlarken aslında kafirleri bile güldürecek komik duruma düşüyoruz. Yapmayın güzel kardeşlerimiz. Okuyalım. İşte Ramazan. Kur'an oku demekle olmuyor. Allah Teala Kur'an'ın ruhu olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle ruhlarımızı aşina eylesin. Şimdi Dilaver Selvi hocam İstanbul'dan ayağının tozuyla geldi. Kıymetli hocamız buradaki sohbete Allah razı olsun tenezzül ettiler. Bendeniz sizin namınıza hem de kendi adıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, selamı üzerinize olsun kıymetli hocam. Hoş bulduk. Gerçi selamı büyük verir. Sizin selam vermeniz uygun ama siz nasıl olsa seyircilerimizi selamlayacaksınız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sefa gördük. Sefa Allah gördük. Razı olsun efendim. Huzurunuzda konuştuk ama bunlar kanayan mevzular, yaralarımız. Bir şekilde en azından akut, acil bir müdahale etmek icap ediyor. Bizler tampon vazifesini görebiliyorsak ne ala. İşin ameliye kısmı, sıhhat kısmı, reçete kısmı siz büyüklerimize ait. Estağfurullah. Hocam orucun inşa ettiği insan, oruç ve muhabbet mevzularında biz iki gündür konumuzu hep bu noktada dolaştırmaya başladık. Ahmet hocam seyredebiliyor musunuz siz de? Evet inşallah. Fırsat buldukça. Değil mi artık muhabbet mevzunda evet. Konuşuyoruz. Bu muhabbet mevzunda sizin yüksek katkılarınızı, muhabbetin merkezindeki Allah Teala'nın bu aleme indirdiği Muhammedi muhabbeti ve insanı kamil ahlakını velhasıl hocam sohbetinize mülakiyiz, olmaya çalışıyoruz. Ne buyurursunuz? Estağfurullah. Önce tabii kıymetli seyircilerimize Zat-ı Ali'mizin de şahsı ile eyvallah. Selamlarımı sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Aleyküm selam, rahmetullah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve misafiri olduğumuz saadetli büyüğümüz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin saadetli ruhundan da müsaade istiyorum. Eyvallah. Onların misafiriyiz. Sizlerin de bereketiyle bu güzel günde dualarınızı almaya geldik. Sevginizi, kardeşlerimizin dualarını talep ediyoruz. Ve paylaşacağımız dertlerimiz var. Eyvallah. Belki dertli olduğumuzdan dolayı ilacını arayan bir hastanın feryadı olacaktır benim söylediklerim. Allah razı olsun hocam. Dertleşiriz. Haşa ki bir reçete sunmak değil, reçetesini arayan, doktorunu arayan, kalbi ağlayan, kalbi yanan, yanması da gereken bir kimseyim. Kardeşlerimizle paylaşacağımız şeyler de ortaktır zaten. Elhamdülillah. Onlar da kalbim diyorsa, kendim diyorsa, Rabbim diyorsa, hak diyorsa, ilaçlarımız da sunulmuştur. Kainat şahittir. Geçen bir derste de geçti. Sultanul Enbiya Efendimiz Aleyhisselam'a soruluyor. Siz ne zaman peygamber olarak ilan edildiniz, peygamberdiniz? Buyurdular Adem Aleyhisselam, ruhu ile çamuru arasında iken ben peygamber olarak ilan edilmiştim. Allahümme salli. Buyurmuşlardır İmam Tirmizi rivayetinde. Bu yine söylenmiştir ve hadisler birisinde de geçmektedir. Benim nurum ilk önce yaratıldı. Diyor büyükler, üstadlar, zuhur şu kainatta en büyük lütuftur. Biz bir yokluk karanlığı yaşadık.
ve tarif edemiyoruz. O yokluk nedir? Ama varlık alemine intikal ettirildik. Bu zuhur Allahu Azimüşşan'ın o sonsuz iradesi, kudreti ve rahmetiyle bizim insan olarak zuhur etmemiz şeklinde ortaya çıktı. Yani murad etti ki hayvan da olabilirdik şu anda, tahta da, ağaç da, herhangi bir varlık da, şükür zuhur alemine bizi insan olarak lütfetti, kerem etti. Bu zuhur öyle bir şeydir ki, nimettir ki diyor. Yani bir insanın çalışır bir ağzı olsa da bütün azaları alınsa, o varlık alemindeki bir ağız bile muazzam bir nimettir. Çünkü ona hayat bahşedilmiştir ve hayatın sahibi istemiştir ve irade etmiştir. Bu irade diyor, bu irade, bu rahmet, bu iyilik en önce sevgiliye yapılmıştır. Habibullah Efendimiz yaratılışta ilktir. Bu yaratılış nur ve ruhani olarak, nuru olarak yaratılmıştır ki zuhura diyor sevgili Allahu Azimüşşan sevgilisinden başladı. Bu da çok incelikli, güzel bir lütuftur. Sevgiliye diyor önce hayatı, nuru ve vücudu nuraniyetiyle, ruhaniyetiyle ikram etti. Sonra bir diğerlerini yarattı. Ve bu Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinde de buna ifade de edilmektedir, işare de edilmektedir. Evet hocam. Cenab-ı Hak Habibullah Efendimiz Aleyhisselam'a Bismillah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin buyurmuştur. Sallallahu aleyhi bu yerlerin, göklerin ve bilmediğimiz alemlerin sahibi insanların içinden bir tanesine, seçtiği sevgilisine, muhatap belli, muhatabına, o sevgilisine buyuruyor ki ben seni başka bir şey için göndermedim. Ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdim. İmam Sübki Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri bunun izahını yapan diğer alimler şunu belirtmişlerdir. Burada alem ayrımı yok. Evet. Burada zaman tahdidi de yok. Evet. Alem ne kadar alem varsa ve zaman ne zamandan beri çalışıyorsa bütün alemlere, bütün zaman dilimleri içinde. Yani Rabbul Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'deki alemler neyse, ne zaman o olmuşsa hepsine dünyaya ve ahirete, öncesine dahi diyor, rahmet idi, rahmet yaptım diyor. Yani bir kulun kendi başına bulacağı bir şey değil bu. Evet. Nurun, lütfun, nimetin sahibi buyuruyor ki ben seni böyle yaptım. Tesbih olamaz yani, çalışarak elde edilecek yani bir şey. Yani bu bir başka yolu yok. O sevgiliyi sahibi bu makama koymuşsa, bu makama evet, koymuşsa ve onu aleme rahmet yapmışsa, Mevlana Hazretleri Celaleddin Rumi Efendimiz der ki bir geçmektedir. Bu ayet okunduğu zaman diyor, bu ayet evet, insanlara duyuruldu. Şeytan da diyor işitti bunu. Şeytan dedi ki şimdi bu velayet nuruyla bilinecek bir ilimdir. Ve sahibi de şahitliği kabul edilen âli bir zattır. Ona itimatla söylüyoruz ki haktır. Şeytan dedi ki ya Rabbi sen bu peygamberini, kulunu alemlere rahmet olarak gönderdiğini söyledin. Ve bir zaman tayini ve şahıs tayini de yapmadın. Yapmadım. Bütün alemlere dedin. Öyle diyor şeytan. Ben de alemlerden bir parçayım. Ben de bir alemim. Ben de bir alemin içindeyim. Ben de bu rahmetten payımı isterim dedi. Vay anam vay vay. Payımı isterim dedi. Diyor Hazret, bu şeytan diyor Allahu Azimüşşan'ın emrini dinlemeyip secde etmediği zaman Adem Aleyhisselam'a ve hakikatine, Cenab-ı Hak geçici olarak bir melek görevlendirdi. Kusurunu unutmasın. Ahireti belli de, ahir sonucu. Dünyadaki sıkıntısını unutmasın diye bir melek günde iki kamçı vurur idi şeytana. Geçici bir ceza. Bu talebinden sonra ben de rahmetten payımı isterim dedi. Bu kamçı kaldırır. Allah Allah. Diyor ki, madem diyor, şeytanı her konuda dinleyen nefisler, şu konuda da dinleyin.
yahut eğer rahmetin sahibini zaten dinliyorsanız, evet yapacağınız yine bu. Gelin diyor, bu rahmetten payınızı alın. Bu rahmet, alemlere rahmet, gösterilip de yağmur diyor İbn-i Ataullah İskenderi Hazretleri. Yağmur ne için yağar? Yağmur meyve için yağar. Yağmur hayat vermek için yağar. Yağmur muradı ilahiye neyse onun için yağıyor ve asıl olan yağmurdan meyvedir. Mevla suyu indiriyor. Bu suyu susuzlara gösterip de dudaklarını, kalplerini hararetten parçalatmak için, hasretlerini artırmak için yapmıyor. Hasretlerini gidermek için yapıyor. Susuzluklarını gidermek için yapıyor. Onlardan meyve çıkarmak için yapıyor. Muhammed Aleyhisselam Efendimizin meyvesi Allah'ın aşkıdır. Onunla verilecek meyve insanı kamilliktir. İnsan olmaktır. Allah onu Habib yaratmıştır. Habib'ten Habibler ister. Dostluk ister bizden. Onunla, onun sunduğu insanlıktan Cenab-ı Hak vefa ister. Onun meyvesi vefadır. Onun meyvesi şükürdür. Onun meyvesi aşktır. Muhammed Aleyhisselam Efendimizin meyvesi edeptir. Edep insanlıktır. Allahu Azimüşşan'ın meleklerden de istediği, kainattan da istediği, insandan da istediği edeptir. Allah edep istiyor. Haddini bil diyor. Yerini bil diyor. Görevini bil diyor. Özür dilerim. Kul olduğunu bil. Sen yokluktan aleme getirilmişsin. Şu güneş Adem Aleyhisselam'dan beri bize Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. Dahası var da yani bildiğimiz, evet, insan gözüyle gördüğümüz taraftan. Diyor Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'i İmam Busiri Hazretleri diyor o güneş gibidir. Güneş gibidir. O güneşe çok yaklaşamazsın. Yaklaşsan gözün kamaşır. Ama ondan da çok uzaklaşma. İnsanlar bu güneşi küçük görüyorlar. Bu izahı sadedinde. Beyitte evet. Bu geçmiyor. Evet. Diyor niye küçük görüyorlar? Aramızda mesafe 150 var. Milyon kilometre mesafe var. Babası oğluna soruyor evin içinde. Oğlum pencereye bak. Bakıyor. Ne gözüküyor? Güneş gözüküyor. Güneş ne kadar diye sorsa çocuğuna, o da diyecek ki karpuz kadardır. Çocuğun aklı pencereye sığdığına göre, öyle de gözüktüğüne göre aradaki durumu kontrol edemiyor. Babası diyecek ki yanıldın yavrum, yanıldın. Karpuz kadar değil. O dünyadan 1 milyon 300 bin kere büyük olduğunu ilim tespit etmiş. Baba niye küçük gözüküyor o zaman? Oğlum sen uzaktasın da onun için küçük küçük gözüküyor. Ya. Muhammed Aleyhisselam'ın büyüklüğü Allah bilir. Onun büyüklüğü yine bu ayette beyan edilmiştir ki onun nuraniyeti, ruhaniyeti, ruhu saadetleri ne kadar alem varsa Allah onu güneş yapmış. Ahzab suresinde biz seni bir güneş yaptık, parlayan ışık yaptık, sırac yaptık buyuruyor. Bu güneşin sahibi onu ruhlar alemine güneş yapmış. Bu tercihi Mevla yapmış, onu da Mevla yapmış. Onun bununla hayat verir, tat verir, renk verir şu aleme. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz de tat verir, renk verir, nur verir, ışık verir, ısı verir Allah. İki güneşin sahibi de odur. Tercih onundur. Diyor bu güneşin yerine hangi yıldızı getirip koyacaksın? Kendin güneş mi icat edeceksin? Ne gereği var sonra? Yahut bu güneşten kaçıp da diyor kafanı çamura sokarsan, kendini mağaraya atarsan, güneşin yerine ne bulacaksın? Işığı nereden alacaksın? Muhammed Aleyhisselam'dan bir insan diyor, ne kadar uzaklaşırsa o kadar gözünde küçük görür. Ama o aslında aleme rahmettir. Küçülen insandır. Kaçana küçük gözükülüyor. Uzaklaştıkça. Fatiha Ali'ni şu mecliste bulunuyoruz. Yanımızda duran bir kimse bizi olduğumuz gibi görecek. Eğer tam yanımızda olsaydı hacmimiz, haddimiz bu kadar. Ama bu insan uzaklaşmaya başlasa bu meclisten bir noktaya gelecek ki bizi hiç görmeyecek. Evet. O noktada sorsalar ne kadar, kimi görüyorsun? Kimseyi görmüyorum, kimse yok ki diyecek. Kimse var. Aynı o bahsedilen yer aynen burada duruyor, siz de duruyorsunuz. Ama o insan
uzaklaştı ve bir nokta geldi, gözünden kayboldu, yok demeye başladı. Halbuki o kadar açık olan bir şeye yok dedi. Muhammed Aleyhisselam'a bir insan diyor, yakınına gelecek olsa görebileceği kadar ışığı ve nuraniyeti gözlerini kamaştırır. Onun için sahabe efendilerimiz onun nuraniyetine bakamadıklarından huzurunda gözlerini yere eğmek zorunda kalırlardı. Abdullah bin Amr bin As diyor, bana sorsanız Allah Resulü'nü tarif edemem. Ben onun ashabıyım, tarif edemem. Diyor, doya doya yüzü saadetlerine bakamadım. Yüz hatlarını böyle inceleyecek kadar öyle bir güzellik ve heybeti vardı ki, onda da öyle bir hedef vardı ki, o ışığın, nurun yanına geldiği zaman boyunlar bükülürdü, kalpler açılırdı. Diyor, doya doya bakamadım güzelliğine. Bunu sahabesi söylüyor. Şimdi aynı o rahmet indiğinde murat olan meyve gibi, bu yakınlıktaki ölçü gibi, bu feyiz gibi, o rahmete, o menbaa nasıl yaklaşırız ve o menbaanın, o rahmetin bizden murad ettiği marifet meyvesi nedir? Bunu konuşalım. Bu arada da kıymetli seyircilerimiz hem gözyaşlarını silsinler hem de şöyle bir kendilerine gelsinler. Musikiyle birazcık ya küllendirelim ya da bu işi biraz alevlendirelim efendim. Müsaadeniz olsun. Buyurun. Buyursunlar efendim. Merhaba ey Şems-ü-Duha, merhaba, merhaba ey Bedr-ü-Düca, merhaba, merhaba ey Hur-ül-Hüda, merhaba, ehlen ve sehlen merhaba. Merhaba. Sultan-ı Rusul Şah-ı Mümecced Sinefettin, Sultan-ı Rusul Şah-ı Mümecced Sinefettin, biçarelere devleti sermed sinefendim. Menşur ile amr küle müeyyed sinefendim, divan-ı ilahi de seramet sinefendim. Sen
محمد سنف الدين حقاً بذا سلطان مؤيد سنف الدين الصلاة والسلام الصلاة والسلام يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله ويا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله ويا من علمه الله ويا من زينه الله الصلاة الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم محمد مصطفى الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين ويا خاتم النبيين zaten hayat insana haddini gayet güzel bildiriyor. Ya koşa koşa gidiyorsunuz, haddinizi bilmek için o yolda iflasınızı baştan veriyorsunuz. Sizin namınıza da diyor ki o hükümeti Rabbani, bu adam iflasını ilan etmiştir, ödemeleri bize ait. Kendisi kefil oluyor. Ya da süründüre süründüre gidiyorsunuz. Zaten hayat, vücut, beden, tuğle emel, hepsi birer birer biz yokuz, biz faniyiz diyor ve kendi küçüklüğünü eninde sonunda gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti gelince nasıl oluyor ama? Sizler de orada fark ediyorsunuz değil mi? Tadı tuzu geliyor, melahatı geliyor, melahat. İşin tadı tuzu geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadan Hazreti Şafii rahimahullah'ın buyurduğu gibi kulum demek için bile isnadın Hazreti Muhammed'e, dilekçenin üzerindeki o havale edilen merciyi gösterir, ümmeti Muhammed mührü bulunmak durumunda. Yoksa ne yazarsanız yapın, ne hizmet ederseniz edin, kendinizi bir şey zannettiğiniz anda ve o bir olan abdin önüne geçtiğiniz anda Allah muhafaza, her şey mahvu perişan oluyor. Bir büyük demiş ki, İtiraz etmişler. Efendim siz böyle din anlatıyorsunuz, diyanet anlatıyorsunuz, Allah aşkını, muhabbetini anlatıyorsunuz. Allah'la kul arasına kimse giremez. Demiş ki doğru söylüyorsun. Allah'la kul arasına kimse giremez. Çünkü kul Hazreti Muhammed'dir buyurmuş. Harika bir söz. Dilaver hocama geçiyorum. Kıymetli hocam. Bu sözlere siz aşinasınız zaten de. Birilerinin bunu aşması lazım.
rahmetli hocamdan duyduğum bir sözle size hemen sözü tevdi kılayım. Kıymetli Dilaver hocam. Bu sözleri söylememdeki sebep, size gönülden katılıyoruz hocam. Biz bu yolun şakirdi olmaya gayret ediyoruz hocam demek için. Haşa malumat vuruşluk yapmak için değil. Oğlum derdi bana hocam. Bu yolda, manevi yolda ilerlediğini nereden anlarsın? Kendinden büyükleri her geçen gün daha büyük görürsen, anla ki feyzin artıyor. Çünkü insan güneşe yaklaştıkça onun büyüdüğünü görür. Ne zaman ki, bizde de var velayet ya. Bizde bir şey, bizde olduk canım demeye başlarsan, anla ki esman da artsa, bir şeyin de olsa, sen küçülmeye ve Allah muhafaza uzaklaşmaya ve düşmeye başlamışsın demektir diye ikaz ederdi. Ne kadar güzel. Aynı kaynaktan beslenince ne güzel oluyor değil mi hocam? Çeşmeler ayrı, su aynı. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak Mahmud Gazali Hazretleri buyuruyor, kıskanmadı diyor. Rahmetini çağdı, rahmet çağdı, rahmet yağdı ve insanlara davet de geldi. Fakat insanlar kendilerini mahrum ediyorlar. Kendi kendilerini engelliyorlar. Bu idrakle elde edilen marifet ve ondan sonra gelen tavazu ve haya, şimdi biz yapsak yapmacık gibi oluyor ama şimdi ehli olanlar diyorlar ki, ehli olanlar, görenler, görüp de söyleyenler, biz yaptıkları ibadetleri kendilerini dahi vebal görüyorlar. Diyorlar ki başka ben bir kusur aramam. Bana alemlerin Rabbi hitap buyurarak gel buyurmuş. Seni şu işe seçtim buyurmuş. Şerefin kendisi budur. Evet. O işe senin seçilmendir. Bana da diyor imkan da verilmiş. Ben de o ibadeti içine geleyim, gireyim dedim. Geldim, giremedim. İçinde olamadım. Huzurda duramadım. Niye? Kendim engel oldum kendime. Hislerim, adetlerim, örflerim, benliğim, kibrim. Daha neler var ki şu vücudun perdeleri o güzellikle? Bu büyükler yaptıkları haclarını istiğfarla tamamlamışlardır. Ya. Olmadı diye, olmadı. Sevgili çağırdı da ben beceremedim diye. Aleme rahmet Efendimiz bu tavazuyu idrakle istiyor bizden. Kim biz farz namaz kılsa da buyuruyor. Farz kılındı. Peşinden üç defa istiğfar etti. Estağfurullah. En kısa estağfurullah. Ya ne yaptım dese nefis. Yani bir ilan edilen bir günahı işlemedim ki. Ben neyin istiğfarını çekiyorum diyecek olsa, ona denecek ki sen başka bir şeyden serhoş oldun da şu huzura geldin de huzurda olduğunu bilmedin. Namazın hakkını vermedin. Diyelim ki verdin. Şimdi diyelim değil, kaldırıyoruz diyelimi. Aleme rahmet Efendimiz verdi hakkını, o da istiğfar etti. Onun istiğfarı ne içindi? Alemlerin sahibi öyle güzel, öyle yüce, öyle yüce ki onun adına, onun için ne yapılsa göze görülmez. Aşık diyor, amel görmeyi en büyük vebal sayar. Ne yaptım, nasıl görebilirim der de o da o amelin istiğfarla tamamlar. İstiğfar bir idrak olunca diyor büyükler, o zaman kulun kendine nispet edeceği bir şeyi kalmaz. Hepsi Rabbinin ikramı görür de o ne kadar vefalı ve safalı bir kul olur. Şimdi bütün ibadetler bize, oruç ve diğerleri, evet, bu idraki, tavazuyu aslında nefs terbiyesini kazandırmak içindir. Yani bizi haddimize, yerimize getirmektir. Bizim haddimiz yokluktur. Bizim yerimiz yokluktur. Biz yokluktan vücut giydirilmiş ve şu anda büyükler neyi mi diyor önüme aldıysam benim bulamadım. Neyim varsa senin ya Rabbi, dahi nemiz var. Bunu yine tavazuyla söylemiyor. İlim ve idrakle söylüyor. Bütün bu nimetler bize tavazuyu, edebi, kulluğu, kul. Ve bütün varlığımızla kul. Her şeyimizle onun olduğumuzu idrak ettirmek için bir yönden oruç bunu sağlamak ister. Oruç bunu sağlasın diye o rahmet bize hediye edilmiştir.
Bir yönden namaz bunu, bir yönden zikir bu, bir yönden tefekkür, bir yerden sadaka, bir yerden selam, Allah bir yerden Allah. Bütün hizmetler, bir komşuluk, biz hangi ibadeti yapıyorsak, evet bir muhatap var yapmamız için ama bizim asıl muhatabımız Mevlamızdır. Hocam burada bendeniz, yani o kadar bereketli geçiyor ki Ahmet Hocam sohbetler. Yani bendeniz için büyük bir aşama, büyük bir ders. Yani şurada 30 gün hocalarımızla beraber sohbet etmek hakikaten Cenab-ı Mevlam'ın herhalde diyorum küçükken aldığım anne baba duası, büyüklerin duası. Hocam samimiyetle bir şey arz edeceğim. Siz konuşurken, beyan buyururken ne hatırıma getirirdi? Sizin yaptığınız resimler, resim gibi bir şey çıktı ortaya. Bizler hata sevap, günah sevap, ameli salih ile ameli fasit gibi iki ayrı şeyle, amelle muhatabız herhal. Ve bizde istiğfar var. Biz her halükarda istiğfar edeceğiz. Günahtan sonra istiğfar etmek makbul olmuyor da adeta Hazreti Allah bizim yapacağımız sevap amellerden sonra bizden istiğfar bekliyor demek uygun olur mu acaba? Yani bizi adeta Cenab-ı Hak günahlardan kafamızı kaldırıp da oruç tutalım, günahlardan kafamızı kaldırıp da arada sırada namaz kılalım diye değil. Günah yapacağımıza namazla, günah edeceğimize oruçla meşgul olalım ama yine istiğfar yapalım diye mi bize bu lütufta bulundu acaba? Bu lütuf, diye düşünüyorum hocam. Estağfurullah, güzel düşünüyorsunuz, düşündürülüyor. Ve bunu bizim her gün namazlarımızda aşağı yukarı okuduğumuz sure apaçık beyan ediyor. Bismillah. İzâ câe nasrullah vel feth ve râiten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcen fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Allah Allah. İnnehu kâne tevvâb. Allah Allah. Bunu her alim okumuştur. Her cahil de okuyabilir. Hepimiz de cahiliz. Ama şu kısmını anlayabiliriz ki alimlerimizin beyanı, bu ayetin açık ifadeleri, hem de Resulü üzerinden söyleniyor. Resulü, ey aleme rahmet yaptığım, seçtiğim, sana fetih gelince, Allah'ın yardımı gelince, fetih, Mekke fethi mi diyelim, gönüllerin fethi mi diyelim, alemlerin fethi mi diyelim, artık hangi yol açıldıysa kula, Allah'a giden yollar, o fetihler geldiği zaman, İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, aleme rahmet olduğun zaman ne yap? Buna nasıl şükredeceksin? Böyle bir nimet aktı üzerinden diyor. Bismillah. Fesebbih bihamdi rabbike. Sana bunu ikram eden Rabbini hamd ederek, hamd ederek onu tesbih et. Yücelteceksen onu yücelt. Her şeyinle ve estağfirhu. Gel yine o kulluğun tadını da tat. Estağfurullah de. Allah Allah. Kalpleri ihya ettin. Alemlerin şu kadar insanı cennete sevk ettin. Cennet oldun. Cennet hayattı. Cennet gözlü. Subhanallah. Cennet yüzlü aleyhisselam. Ona buyuruluyor ki benim senden istediğim benim için olman, amelede bakmaman. Ne yapsan gel ya Rabbim ben senden affımı istiyorum de. Bu kadar irşadın, ikazın, nurun sonunda peki bizim namazlarımız, ibadetlerimiz, taatlarımız dediğimiz şeyler bize bir fetihtir, bir rahmettir. Yolunu aşmış da biz de ona sevk edilmişiz. Kaç melek yardım ediyor kim bilir. Eğer bizim nefsimize ve şeytana bırakılacak olsaydı bizi parça parça nefes ederlerdi. Alamaz, nefes alamaz. Parça parça ederlerdi, rezil ederlerdi. Sonra da üzerimize çıkarlar, gülerlerdi o nefis ve şeytanlar ve şeytanlaşmış insanlar. Ama bize acınmış demek ki rahmet sevk etmiş, çekmiş, çekmiş. O halde diyor sen bu rahmetle bu sadakayı verirken peşinden istiğfar et. Sen rahmetle Kabe'ye çekilmişsen, oraya gelmişsen, sen o haccın peşinden sadece Rabbini yücelt ve istiğfar et. Sen kalkıp sahurda o vakitte diyor o yemeği yerken, o teheccüdü kılarken sana düşer ki rahmetin geldiğini bil de sana acındığını, yolunun açıldığını, sen bunu ne yapsan karşılayamazsın. İstiğfarla tamamla. İstiğfar o idraki er, Cenab-ı Hak'tan isteyelim. Müstafirine bil eshar. Subhanallah. Yine aşıkların birisi öyle diyor.
O da güzel bir şey söylüyor. Çok güzel söylüyor. Diyor ki Rabbin senden ne istiyorsa diyor, sen de Rabbinden onu iste. Allah Allah. Çünkü senin Rabbinden isteyeceğin Allah şeylerin Allah diyor en hayırlısı Allah'ın senden istedikleridir. Allah Allah. Mesela Rabbul Alemin vefalı Allah olun diyor. Vefa of, istiyor. Of, vefa. Of. O da diyor ki ya Rabbim ben senden vefa istiyorum. Mevla diyor sadık olun diyor. Sadık. Ya Rabbi ben senden sadakat istiyorum. Rabbimiz diyor samimi olun. Rabbimiz diyor secde edin. Rabbimiz diyor canınızı, malınızı benim yolumda verin. Bana ver ya Rabbi. Ya Rabbi bana bunu bana ver. Allah bu nimeti ver ya Rabbi. Ya duydum Ahmet hocam bunu ya. Veşkurullah diyor. Allah'a şükredin. Sen de ki ya Rabbi ben senden şükür istiyorum. Sen şükür benden, ver bana. Bana şükür ver ya Rabbi. Mevlamız edep istiyor. Biz de diyeceğiz ki ya Rabbi ben senden edep istiyorum. Bize edep ver ya Rabbi. Mevlamız diyor beni tanıyın buyuruyor. Ya Rabbi ben kendi senden marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Ben senden istiyorum diyeceğiz. Allah Allah. Ve bu istemek bizim kulluğumuzdur. O hazine bitecek gibi korkmuyor Rabbul Alemin. Onu vermekten korkmuyor da biz şu edebimize uygun niye istemeyelim? O istemeden de hayat vermişken. Hocam edepsiz isteyene bile veriyor ya. Şeytan kerem, istedi vermedi. Kerem sahibi verir. Kerim yani. Kerem sahibi veriyor. Biz inanmıyoruz vereceğine hocam. İmanımız yok sanki gibi geliyor öyle mi? Subhanallah. Musa Aleyhisselam zamanında o zamanın da demek ki gafili edepsizi var idi. Haddi aşarak demiş ki ben senin Rabbine ibadet etmeyeceğim. O da benim rızkımı kessin demiş. Kesiyorsa kessin demiş. Ve huzura çıkınca özel konuşma ya Rabbul Aleminin Musa Aleyhisselam haya etti diyor. Böyle bir adi sözü edepsizceyi arz etmekten utandı. Rabbul Alemin diyor bize der haber ulaşacak ya bir ibret olsun. Buyurdu ki o kulun dediğini niye söylemiyorsun? Ya Rabbi sen biliyorsun ben utandım. Rabbul Alemin buyuruyor ki ben rızık vermeyi kendime kefil oldum, görev olarak aldım. O bana kulluk etmese de ben ona rızık vereceğim. Şimdi hayat rızkı, insanlık rızkı, şu alem Rabbul Alemin ikramdan korkmuyor. O vefanın, o safanın muhatabı olan bizlerden Cenab-ı Hak biraz insaf istiyor. Kulluk istiyor. Eyvallah. Bir şuur istiyor. Yoksa onun hazinesinde biz müminler olarak kafirlere de veriyor. Rahman sıfatı öyle tecelli ediyor. Ama rahim sıfatı özel edep ister. Rahim özel sıfatı edep ister. O özeldir, özellik ister, güzellik ister. Biz ne olur? Ağzımız çalışıyor. Nasıl olsa konuşabiliyoruz. Ağzımız sussa da olur. Gönlümüzle ne istediğimiz önemli. Eğer Mevla'dan Mevla'yı isteyene Rabbul Alemin bir şekilde tecelli buyurur. Ya dünyada bizim isteyeceğimiz onun bismillah ve rıdvanu minallahi ekber azıcık razı olması o tabir o az razı olsa da yeter artar demektir. O rızayı yani o rızanın bedelini bedeli kulluk oluyor, bedeli sabır oluyor, bedeli vefa oluyor, bedeli oruç oluyor. Bunlar mahsus önümüze konmuş. Aslında kimse diyor yine arifler, ben öyle bir ameller edeceğim ki seyri sülük ve içindekilerle böylece Rabbime ulaşacağım dese bir kıyamet ulaşamaz. Ya. Fakat diyor o bütün vüs'atiyle bu çabasını gösterdikten sonra Rahman'a diyecek ki Allah'ım ben seni kabulünü istiyorum. Subhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma'bud. Bunu diyecek diyor. O amelleri yok görecek. Yine istiğfarla Rabbine dönecek. Vallahi yaptığımız ilimlere istiğfar etmezsek vebal olacak. İlim kendisi istiyor. İlmin her zerresi ilim kendisi acizlik istiyor. İstiyor ki sen istiğfar et. İmam Şahrani rahmetullahi aleyh yüzlerce eseri olan her iki yönüyle de alim ve arif olan bir zat Zülcenahayn yazdığı eserlerin birisinde gençken okumuştum da idrak etmeyi istiyorum hala. Yani o söz benim böyle gönlümde oturuyor. Nedir hocam lütfen? O diyor ki ya Rabbi diyor benim yaptıklarım gibi yazdıklarımı da şu kitapları da ahiret gününde aleyhime bir delil yapma. Bunlar benim aleyhime delil olmasınlar. Bunlar beni senden uzaklaştırmasınlar. Beni vebale sokmasınlar.
bunlar ancak sana yaklaştırsınlar. Ben bunların vebalinden sana sığınırım diyor. Halbuki yazdıkları da hepsi haktır. Hepsi ölçüye uygundur. Hepsi ilaçtır. Ama diyor Rabbul Alemin bir gün benim karşısına alsa da her bir sözün, madem cümleyi kurdun, kitap yazanlara da artık ağır gelecek ama nefsin başta ne yapalım? Belki bir gün Rabbim kolaylaştırır idraki. Bu sözün hakkını verdin mi? Okuduğun o ayetin, o hadisin, kurduğun cümlenin, yazdığının, irşad için, sohbet için yaptıklarının hakkı sorulsa boynumuz bükülür. En iyisi o gün bükülmektense bugün kendimiz bükelim de ya Rabbim diyelim, bu ilmimizi senin ilmindir, kendimize mal ederek vebale çevirmeyelim. Bu aklımız senindir, nefsimize kullanıp da vebale çevirtme ya Rabbi. Amin. Bu sıhhat senindir ya Rabbi, aksi yönde kullandırıp da vebale çevirme diye ondan bilmemiz orucun da sonucudur, meyvesidir, zikrin de meyvesidir. Bütün Kur'an'ın, tefsirlerin, hadislerin, mürşitlerin, alimlerin, salihlerin, eyvallah, onlardan gelen mananın meyvesidir ki bunu duamıza katalım bari. Yani çok İnşallah efendim, kıymetli inşallah seyircilerimiz, istiğfarın hangisi kıymetli diye sorarlarsa işte hocamızdan duyduk. Aslında her kişinin kârı, günahtan sonra tövbe etmeyen kişinin zaten sureta insan olmaktan başka bir sermayesi yok gibi. Ben hocamın anlattıklarından öyle anladım. Ama buyurdu ki hocam, eğer kişinin kârını konuşuyorsanız, aslında ibadetten sonra aman ya Rabbi diye başını eğenlerdir. Oruç tuttuktan sonra aman ya Rabbi, namaz kıldıktan sonra aman ya Rabbi affeyle demek, işte o istiğfarın kıymetlisi budur. Ve hirkatimize, yaratılışımıza, mahbubumuz, maşukumuz olan zata yaklaşmamız için en uygunu budur dediler gibi anladım. Eğer yanlış dediysem hocam hemen bu bölümden sonra izah edecek. Aman bir yere ayrılmayın. Bendeniz çok mütehassis oluyorum, çok istifade ediyorum. Fakir bile anlıyorsa siz haydi haydi anlıyorsunuzdur. Ayrılmayın efendim. Burada peygamber sohbetine, muhabbete ve kendimizi bulmaya devam edelim. Gel gel yanarım ateşi aşka, gel gel yanarım ateşi aşka, şu devrin ateşi aşka, şu devrin ateşi aşka, Fahri Cihandır Mustafa, cihandır Mustafa, günden ayandır Mürteza. Evvel inandım, pek kolay sandım. Cihandır Mustafa, günden ayandır Mürteza. Fahri Cihandır Mustafa, günden ayandır Mürteza. Cihandır Mustafa, günden ayandır Mürteza. Fahri
cihandır Mustafa, günden ayandır Mürteza. Seyyid Nesim'i terk etti resmi, Seyyid Nesim'i terk etti resmi, yandırdı cismi ateşi aşka, yandırdı cismi ateşi aşka. Fahri cihandır Mustafa, günden ayandır Mürteza. 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 Yahu bir neşedir gidiyor ama, hani senden midir, benden midir diye bir ilahi var ya. Ama en azından nereden olduğunu biliyoruz da. Allah razı olsun, böyle okuyoruz, Duha suresi konuşuyoruz, Şems-i Duha diye giriyor. İşte kalpler birleşince, muhabbet kalbi olunca, kalp sahibi esas Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin o ismi celili, yad-ı cemili, zikri cemili olunca, güzellikten başka bir şey gelmiyor. Daha evvel de arz ettim, İmam-ı Şafii Rahimahullah Hazretlerinin talebelerinden bir zat, büyük alimlerden bir zat buyuruyor ki, ibadet riya ile olduğunda reddedilir. Herhangi bir taatın, ibadetin kabul olması riya ile olduğunda asla ve asla mümkün değildir. Fakat salatü selam müstesna diyor. Evet. Bir kişi riya olsun diye bile salatü selam etse, ruhu Resulullah'a arz ediliyor diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve muhabbet hiç zayi olmayacak ve reddedilmeyecek amellerden. Geldi Efendiler Efendisi, ruhaniyetinden milyarda bir midir, zerre bile değildir belki ama kıymetli hocamı kastederek söylemiyorum, o nura pervane olan hocalarımızı. Fakat neticede o muhabbet burada zuhur etti gibi geliyor. Değil mi Ahmet abi, öyle değil mi? Değil mi efendim? Sizler de ayrı bir neşeyle çalıyorsunuz. Evet. Hocamdan başka bir yere bakma bak. Kıbleni şaşırma. Tabii ki. Sakın ha. Evet. Allah razı olsun efendim. Ağzınıza sağlık. Birer birer hepinizi ellerinizden öpmüş kabul edin. Evet. Dilaver hocam. Hakikaten bir dilaver hal yaşıyoruz şu anda. Gönlümüz Efendimizin muhabbetiyle. İnşallah. Yani demek ki uzaktan kokusunu almaya böyle yaklaşmak, o kokuya doğru gelmek bile böyleyse, kim bilir o güneş gibi olan, yakın olan insanlar, yanmış ve yakmış insanlar ne alemler yaşamışlar. Evet. Efendim burada bu saadetli aşk için seçilmiş sahabe efendilerimizi radıyallahu anhum kesinlikle zikretmemiz, anmamız gerekmektedir. Sultanül Enbiya Aleyhisselam Efendimiz bir hadislerinde, ehli ilim kaynak sorarsa Kütüb-i Sitte'de geçen bir hadislerinde, Ahmet bin Hanbel Taberani buyuruluyor. Allahu Teala ümmetlerine peygamberleri taksim ediyordu. Allah Teala ümmetlerine ümmetlere peygamberlerini evet. taksim ediyordu. Peygamberlere de ümmetlerini taksim ediyordu. Şimdi sahabe efendilerimize buyurdular, son Müslümana kadar duyuruyorlar. Benim payıma siz düştünüz. Hayır, Duha suresini yanlış tefsir edenler. Hadis-i şerifi duyuyorsunuz değil Benim mi? Benim payıma siz Allah düştünüz buyurdular. Ve onun payına düşmek kadar alimlerden, ariflerden çok beyan etmişler, lütfetmişler. Bu sevinç bize yeter, bu nimet bize yeter, bu devlet bize yeter demişlerdir. Çünkü bunun içinde saklı olan her şey, alemlerin Rabbinin bir kere rızası bunda saklıdır. Siz aslında Nasr suresinde tefsirini yapmış oldunuz bu arada. Şimdi o sevgili için seçilmişler, onlar hakkında da alemlerin Rabbi, onlar aşk için seçilmiş. Çünkü Habibullah Efendimiz için seçilen bir nesil sevgiyi tadacak idi.
ve o sevginin bedelini bize gösterecek idiler. O ne kadar zor bir iştir. O sevgi bedeli, hem de nasıl bir durumda. Şimdi bizim Müslümanlığımızı düşünelim. Biz hepimiz insaflı olsak da ben Kur'an'la sünnette amel edeceğim diye niyet de etsek, yemin de etsek ve meydana da çıksak, bizim kendi işimizi, ibadetimizi, muamelemizi, Müslümanlığımızı kendimiz güya kontrol etmiş olacağız. Eğer müminlerle paylaşıp da benim Müslümanlığımı kontrol edin desek iş biraz daha ciddileşecek. Evet. Eğer başımıza mihengi sağlam, ölçüsü sağlam, aynası temiz bir aşık koysak da efendim lütfen beni nezaretinde tutunuz da ben Rabbime kulluğumu kontrol ediniz desek biraz daha ciddileşecek. Fakat sahabe efendilerimizin işinin güzelliğine ve zorluğuna bakın. Allah alemlerin Allah. Rabbinin nazarında amel ediyorlar. Şimdi dışarıdan amel etseler de namazı kılsa da münafıklar gibi bir kimse namazın içine girmese Rabbul Alemin hemen uyarı gelecek. Bismillah. Feveylül lil musalli. Yazık olun namaz kılan. O nasıl namaz anında kılıyor? Anında ayeti geliyor vahiy. Kalbi kontrol ediliyor. Eğer kalbiyle o cihada çıkmasa, o sadakayı kalbiyle Allah'ın rızası için vermese, o namazı Allah için kılmasa, o hanımına Allah için davranmasa, biraz sonra o gün, yarın, öbürsü gün Sultanül Enbiya Efendimizin saadetli diliyle hayır Allah böyle istemiyor diye kalplerin sahibi tarafından kontrol ediliyor ve din öyle yaşanıyor. Hazreti Kâb'ın o Tevbe suresinde de konu olan meselesi var ya, ben bir yalan uydurabilirdim ya Resulallah, şundan gelemedim cihada, bundan, ama vallahi Allah'ın bunu sana haber vermesinden çok korktum. Tabii. Yani hakikaten hocam muhteşem, muazzam yani, bir şey yani. Öyle de buyurmuş hatta, benim sözüm de sözü bilirim. Kâb bin Mâlik Hazretleri, yani sizi inandıracak şeyler söylerdim. Ben ikna edecek, bunlar ne ki, ben fakat daha güzel konuşurdum. Ben diyor kendimi de affettirirdim size, ama diyor Rabbime nasıl affettirecektim? Çünkü o aslını biliyor. Sahabe efendilerimiz o dini aslıyla yaşadılar. Allah'ın muradına göre yaşadılar, ama ne zor bir şey. Azıcık yamulma olsa Rabbul Alemin buyuruyor ki benim rızam bunda değil. Ben bunu istemiyorum ki sizden. Hazreti Ömer hocam, Hudeybiye'de, Ahmet hocam bilirsiniz, o hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o an anlayamadığından bir çıkışma gibi bir şey yaşadı. Cenab-ı Ömer Efendimiz'in ne yaptığını biliyorsunuz değil mi? Medine'ye giderken kafilerin önünden ayrı ayrı gidermiş ki bela gelirse bir tek beni bulsun, benim yüzümden sahabe-i kirama bir şey olmasın diye. Hocam bu muhteşem bir şey yani. Şimdi bu sahabe efendilerimizin aşkını ve dinimizin aslı aslında onlar tarafından bize gösteriliyor. Şimdi uygulama onlar üzerinde oluyor. Aşkın bedelini bütün çilelere rağmen bir soru sorulur da Allahu Teala her şeye kudreti yeten Allah onları o çilelere niye itti? Habibini niye o zahmetli işlerde tuttu? Kafire, münafığa müsaade etti. Ne için olacak? Aşkı göstermek için diyor alimler. Sabırlarını, imanlarını, sadakatlarını arkadan gelenlere öğretmek için, sevgili için böyle yapılır. Yaşanamaz demeyi inkar, yok, bitti işte. Hayır. Kapattı. Sevgili için bu bedeli ödeyebilir insanoğlu demek için. İşte ispatı. İşte ispatı. Ve onlar öyle kimseler ki kalplerini kontrol ederek dini yaşadılar ve kalplerin sahibi buyurdu ki Bismillah, radıyallahu anhum ve radu'a. Şimdi bu hükme hangi ilim ehli katılmasın? Hangi vicdan ehli katılmasın? Hangi insaf ehli Allah'ın razı olduğu kullardan razı olmuyor? Sahabe efendilerimiz bize Efendimizin nasıl sevileceğini derece derece, yani onların her birisi, her biri Müslümanın tutacağı bir yol oldular, örnek oldular. Sıddık-ı Ekber Efendimiz gibi beceremeyene, ne bileyim bir selamla, ne bileyim malı olmadığı için sadaka verecek, üzülüp de, veya Hazreti Enes'in annesi gibi evladını hizmete sunmuş. Allah Allah. Sen de götür Rabbin için, sen niyetlen evladını, bir hayır niyetlen. Seyircilerimi hatırlatayım mı müsaadenizle hocam? Buyurun, çok güzel bir örnek. Sözünü kesmemek için. Hazreti Enes radıyallahu anh, annesi biliyorsunuz Medine'ye Efendimiz Medine yattığında, yani orası Medine olduğunda, Yesrib artık Medine olduğunda ve Efendimiz de Münevvere olduğunda herkes tabii bir tartif, bir şeyler getiriyor. Hazreti Enes'in annesi geliyor. İsmini hatırlayamadım efendim.
eğer yadınızdaysa lütfedersiniz. 10 yaşında Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh. Ümmü Süleym aklıma geliyor ama. Öyledir hocam o zaman. Ya Resulallah, biz fakir bir aileyiz. Sen Medine'yi şereflendirdin, buraya geldin, sana verecek hediyemiz yok. Kabul eder misin? Bu çocuk yetimdir. Bu çocuğu senin hizmetine versem, suyunu taşısa, yatağını düzeltse, mescidini temizlese, hizmetçi olarak evladımı alır mısın diye çocuğunu getiriyor. Ve sonra Hazreti Enes bin Malik'i biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz'in o nasıl dua ettiğini, 100 küsur sene yaşadığını ve 100'den fazla torun sahibi olduğunu ve vallahi diyor her gece Resulullah'ı görürdüm. Göçtükten sonra da. Allah. Her gece. Allah. Her gece Resulullah'la görüşürdüm. Biz sahabe-i kiramı geçenlerde Kon TV'de Nurettin hocamın çok güzel bir sözünü, programını seyrettim. Allah kendisinden razı olsun. Hakikaten bizi Allah'a hatırlatan bir abimiz, hocamız. Sahabe-i kiramı elde kılıç parçalayan kahraman gibi anlatmaktan artık bırakın diyor bunları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl anladıklarını bakın Dilaver hocamız ne güzel buyurdular. Efendimiz'i çok iyi anlayan insanlar. Bu anlayışa mani olmak isteyen insanlara savaşmışlar tabii ki. Ama mallarıyla, canlarıyla ve ilimleriyle, halleriyle dört dörtlük Efendimiz'i yansıtan insanlar. Değil mi hocam? Onlarla biz tanıdık o sevgiliyi. Onları Allah-u Teala seçti. Yani sevgilisine seçti onları. Arkadaş yaptı, dost yaptı, ümmet yaptı, parça yaptı, sevgili yaptı. Ve bize bedel nasıl ödenir, kulluk nasıl yapılır? Bütün 23 senenin ahkamı onlar üzerinde uygulandı. Ya. Hem de Mevla kontrol ediliyor. Bu ne kadar incelik yani. Ben ne kadar ağır bir vazife. Vallahi böyle akıl burada duruyor yani, subhanallah. Şimdi sahabe efendilerimizi değil, aleme rahmet efendimizi bir söz sahibi kalkar da ilim sahibi adına, onun işi tebliğdi, işi de bitti derse, vallahi kendisine ve onu dinleyenlere yazık etmiş olur. O aldığını tebliğ etmek için değil, aldığını tebliğ ettiklerini alıp cennete götürmek için gelmiştir. Ve alemlerin Rabbi, o ayet senin görevin sadece tebliğ görevidir ifadesini subhanallah aleme rahmet efendimize kullanılmayacağı gibi onun manası başka. Kendisini helak ediyordu. Evet. Şu müşrikler, sen perestler, sadece tebliğ et, niye parçalıyorsun? Yani kendini? Niye Rabbimi tanımazlar? Bu kadar mucize, bu kadar güzellik ve kendileri en büyük mucize iken yani aleme evet. Rahmet efendimiz sallallahu ve bunlar benim akrabam, kabilem, kavmim ve insan bunlar sonuçta. Onlar adına kendini parçalıyordu. Neredeyse helak edeceksin Resulüm diye Mevla uyararak sen kendini parçalama. Bu kadar üzülme. Senin görevin onlara tebliğdir. Evet müşriklere tebliğdir ama müminlere tatbiktir. Onların arasında duracak, onların gönlünde olacak. Bütün hayatıyla şimdi sahabe efendilerimiz, Efendimizin gönlüne de girmişlerdir. Hayatı da onların hayatıyla. Şimdi onlarsız biz dini aşkı anlayamayız, yaşayamayız. O ispatı kaldırdığımız zaman sahabe efendilerimizi ve Rabbul Alemin bize düşen görev şudur. Yine Tövbe suresinde geçer. O ilkler var ya buyuruyor Rabbul Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Allah Allah. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ Şimdi o ensar ve muhacir, o ilkler diyor. Ben onlardan razı oldum. Radıyallahu anhum ve radu an. Arkadan gelenlere buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِينَ Onlara güzelce uyanlar, güzellikle uyanlar var ya, yani kıyamete kadar. Yani daha sahabeyi kirama uymayı bize. Şimdi onlara uyarsanız diyor siz Habibime uyabilirsiniz. Bedeli onlar ödediler. Meleklere uyun demiyor ki Rabbul Alemin. Melekler de onun aşığıydılar. Efendimiz'i görmek için izin alırlardı. Ama bunlar izin çıkmış. Habibi ile hayat yaşayacaklar. Efendimiz'e ulaşmak için bizim sallallahu onlara uymamız gerekiyor. Aleyhissalatu vesselam. Çünkü bedeli onlar ödediler. Onlar bizim önümüze kondular. Bu sevgili böyle sevilir ve Allah'tan böyle razı olunur. Allah'tan öyle razı olur. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ Bunu her vicdan desin ki Ya Rabbim sen bizden bu ihsanla yani samimiyetle
en güzel şekilde dosdoğru demek. Uyun diyor Rabbul Alem. Onlara uyun. İyi niyetle, ilme uygun, fıkha uygun, güzellik tarifine ne giriyorsa. O zaman arkadaki müjde onlara da geliyor. Bittikten sonra zaten hepsine birden Bismillah radıyallahu anhum ve radu anh buyuruluyor. Bütün saadatlar dediğimiz, aşıklar dediğimiz zatlar demişlerdir ki tabiun nesli bunu güzel yapmıştır. Arkadan gelen bütün aşıklar da sahabe efendilerimizi önlerine alıp Efendimiz'i nasıl memnun edeceklerini ve dini nasıl yaşayacaklarını düşünmüşler. Ve bizim yolumuz Kur'an, sünnet ve sahabe uygulamasıdır demişlerdir. Eyvallah hocam. Hatta sizin buyurduğunuz ben de sizi seçtim diye o beyan edilen seçmede sahabe-i kiram hazaratıyla beraber kıyamete kadar olacak insanlar ve ümmetin de nazar ettiğini yine kardeşlerimi özlüyorum. Nazar-ı ilahisi var. Bir de siz o kadar güzel Nasr suresini tefsir etti ki hocam. Yani irfanla işaret buyurdular. Benim irfanım olduğumdan değil ama hocam gibi zatların eserlerini okuduğumdan oradan kopya çekiyorum. Ahmetciğim, vara eyten nase yedhulune fi dinillahi effaca. Vara eyten nase yedhulune fi dinillahi effaca. Yani Resulullah'ın orada seçmediği giremiyor buraya. Ya. Ezelden Efendimizin nazarı. Diyorlar ki sahabe-i kiram Efendimiz'i görene demiyor sadece. Efendimiz'in görüp tamam dediğine demiyor. Payıma düştü dedikleri. Vara eyten nase. Payına düşenler. Tabii. Yedhulûne fî dinillâhi effâce. Kim bu dinin güzelliğine mazhar oluyorsa hiç şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hala devam etmekte olan nazarına mazhar oluyor. Çünkü ra'ayte kelimesiyle geldi. Bizzat ruhu Resulullah ümmeti Muhammed'in ruhundan bulunduğu halden haberdar. Cenab-ı Hak şu günler yüzüsü hürmetine aflarımızı, mağfiretlerimizi kendi rızasına mani olmak hususunda, oraya giren maniler olması hususunda kendisi istiğfarla buna kalkan eylesin, mahveylesin, seyyiatımızı hasenata tedbir eylesin. Kıymetli kardeşlerimiz, bendeniz hocamızın birkaç kitabını da göstererek o şekilde programa devam etmeyi arzu ediyorum. Şöyle hızlıca geçiyorum. Kur'an, kulun yolculuğu, miraç ve nefis terbiyesi, bir nevi seyri süluku, o vahyin insanın kendisini bulmadaki rolünü ve nasıl Cenab-ı Hakk'a çıkacağını gösteren bir kitap. Çok veciz, gayet güzel hazırlanmış bir eser. Yine yardım ve cömertlik hakkında, hani bazen aşırılığa gideriz, yanlış şekilde yardım ederiz, yaptığımız yardımı zedeleyebiliriz. Onun ehli sünnet vel cemaat, Kur'an ve sünnet ışığındaki şekli. Semerkant yayınları. Ve Semerkant yayınları. Bunların hepsi Semerkant yayınları. İkisi hoşgörü yayınları. Son ikisi, evet. Son ikisi. Ehli sünnet inancı kitabı, yine Dilaver Selvi ismiyle. Ateşin yakamadığı aşık. Yine bu da Semerkant yayınlarından. Bu arada yayın evine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocama da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve içimizdeki dünya, ayrıca hoşgörü yayınları ve rabıta hakkındaki kitapları. Biz de hocamıza inşallah bu üç kitabı, huzur defterini, 40 mektubu ve efendim Mesnevi şerhini bir selamı aleyküm selam deme kabilinden, yoksa başka bir kıymeti harbiyesi yok. Allah razı olsun. Kendine takdim edeceğiz. Fakat daha güzel bir müjdem var. Hocam sahurda bizlerle beraber. Evet. O sebepten dolayı böyle ağız tadımlık bıraktık. Sahurda o dingin saatte hem hava sıcak da değil, gerçi sıcağı da hissetmedik. Biraz güneşi zaten konuştuk ya. Ama sahurda inşallah hocamız, Allah Cenab-ı Hak nasibimiz varsa sizlerin ve bizlerin, İnşallah hocamız gelecek. Şimdi kardeşlerimizi çok beklettik. Hakkınızı helal edin efendim. Şimdi ilahiyle bir nefeslenelim. Tekrar burada buluşalım efendim. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah.
halin eyler tecelli dil olsa halin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. مدد يا صاحب الميدان. أمان الأمان يا رسول الله. يقصد آهدرون بني بحسرة لا طاقة يوم قلبين حالمي تطمير بلا مدد يا محمد مدد يا رحمة للعالمين. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aslında Dilaver hocamızla selam bahsini de konuşacaktık. Selam bahsinden de mevzu açılacaktı. Fakat herhalde salatü selamı bola iledik. Kardeşlerim, bu sohbetlerle beraber size söylemem gereken birkaç şey var. Sonra da duamızı beraberce yapıp huzurunuzdan çekileceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismine, kendisine, sıfatına herhangi bir şekilde işaret edilirse, sizler televizyon karşısında olan kardeşlerim veya radyoyu dinleyen, Konya FM'i dinleyen kardeşlerim, sizler onu hatırlatan herhangi bir cümle geldiğinde bile Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyerek dinlerseniz, inanın ki orucun zevkini, lezzetini alırsınız. Hem sonra biliyor musunuz, hocam
Gönenli Mehmet Efendi derdi ki, Allah şefaatine nail eylesin. Oğlum oruçta çok acıkırsan, sıkıntı gibi bir hal hissedersen, hemen Allah Resulüne 10 salavat-ı şerife getir. Ben de bunu bir genç Allah velisinden öğrendim derdi. Artık dünyada mı gördü, başka bir alemde mi konuştu bilemiyorum. Ben bir gence sordum da, sıkıntı çekmiyor musun devamlı oruç tutmaktan deyince, hayır Efendi Hazretleri ben acıkmam. Biraz açlık hissedersem, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye 10 kere salavat çekerim, hemen doyarım demiş. Ama sonraları gördüm ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şerifinde, kıyamete yakın ahir zaman ümmetinin tesbihatla doyabileceğini söylüyor. Evet, saadette öyle buyuruyor. Ahir zaman ümmeti gelecek, onların gıdaları zikrullah olacak. Şimdi bunu düşündüğümüzde, kardeşler, dostlar, bakın bir şey itiraf edeyim, şahsi işlerimle sizi meşgul etmek istemiyorum. Bendeniz buraya gelirken hasta gibiydim. İnanın ki yorgun bir haldeydim, bedenen de, ruhen de, hiç iyi bir halde değildim. Kendimi öyle hissetmiyordum. Fakat ne zaman ki Efendimizin sohbeti başladı. Bir kere Kur'an'ı dinledik. Arkasından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbeti başladı. Dostlar, işte o zaman hakikaten ne açlık kaldı, ne susuzluk kaldı, ne bitkinlik kaldı. Zikri Habib, Kelamullah ve sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala bunun tadını alamamazlık etmesin. Bir kişi Kur'an'dan tat alamıyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinden, onun zikredildiği sohbetten eğer zevk alamıyorsa, hakikaten onun mizacında bir bozukluk var demektir. Hatırlayınız, bir mide rahatsızlığı geçirdiğinizde veya işte soğuk algınlığı, gribal ağır bir durum olduğunda en sevdiğiniz yemeği bile önünüze koysalar yiyemez hale gelirsiniz. Her zaman nefsinizin iştahasını kabartan, bir yemek kokusu aldığınızda iştahınızı kabartan bir kokuyu hasta olduğunuzda duyduğunuz ve kokladığınız vakit mideniz bulanıverir. İnsan ibadetten hoşlanmıyorsa, oruçtan, namazdan hoşlanamıyorsa, bunlar kendisine yük ve ağırlık olarak, bir siklet olarak geliyorsa, sanki bunları bir emri vaki, nereden çıktı gibi karşılıyorsa, Allah muhafaza eylesin. O kişinin belki uzaklığına alamet değil, kul olmadığına alamet değil, ama şuna alamet kesin, o anda bir ruhani hastalığı var. Hastalığı var ki o güzel gıdanın kokusuna tahammül edemiyor. O manevi rızkın güzelliğine o an bünyesi müsaade etmiyor. İşte hem dert hem derman aynı yerde. Dert bu. İbadete karşı zorluk mu var? Namazda, zikirde bir sıkıntı mı hissediyorsunuz? Konyalılar bu tabiri çok kullanıyor. Sıkıntı yok abi. Veya sıkıntı olur. Bir sıkıntı mı var? Çaresi de aynı. Birazcık sabretmek. Çok az bir şey. Çok az bir şey sabrettiğinde bu düzelecek. Hani şu saatlerde bir fıkra anlatmak istemiyorum ama demişler baba erenlere, ya bak 40 gün namazı kıl, inan ki bırakamayacaksın. Baba erenler gülmüş. Sen 40 gün kılma, bak bir daha başlayabiliyor musun demiş. Kardeşler, birazcık sabır. O sabırla beraber demin hocamız verdi o kopyayı. Allah'tan isteyeceğiz. Ya Rabbi ben niye bunun zevkini alamıyorum? Ya Rabbi bu kadar evliya anlattılar. Her gün önünden geçiyorum şu türbenin. O yeşil türbesiyle bana cenneti işaret etmekte adeta. Şehadet parmağını kaldırmış. Ben bu zattan niye hoşlanamıyorum? Ben müminlerin hallerine niye kavuşamıyorum diye ağlayalım. Ağlamak erkek işidir, erkek. Er olan kişide, Allah'ın eri olan insanda da artık dişilik ve erkeklik kalmaz. Allah böyle er olmayı nasip eylesin. Er geç ama muhakkak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı nasip eylesin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar ve edhinnel cennete ma'an nebiyyine ve s-siddiqine ve şühedai ve salihin
وَالْأَبْرَارِ Bir rahmetike ya azizü ya gaffar. Dualar kabul olsun. Sofranız bereketli olsun. Allah Teala hepinizden razı olsun. Vesselam.